veteriner hekimlerin ve ülke hayvancılığının en büyük destekçisi Hasvet Medikal Veteriner Hekim Günlüğünü sunar. Bir Veteriner Hekimin Günlüğü programına hoş geldiniz. Adım Metin Aydın. Yaklaşık olarak 20 senedir veteriner hekimlik yapmaktayım. 2001 yılı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Bugün beraber 4 tane vakaya gideceğiz. İlk vakamız gebelik kontrolü. Gebelik kontrolünden sonra ayak problemiyle ilgili bir vakamız var. Onu kontrol edeceğiz, muayenesini yapacağız. Daha sonra besi hayvanlarında aşılama yapacağız ve bir çiftliğimizde de hasta bir hayvanımızın muayenesini yapacağız. Göl başındayız. Veli Metli Mahallesi'ne gidiyoruz. Orada iki tane vakamız var. Gebelik kontrolü yapacağız. Bir de bir ayak problemi var hayvanda. Onu muayenesini yapacağız. Şimdi bölgemizde kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Genel olarak yaklaşık 32 bin civarında büyükbaş, 110 bin civarında da küçükbaş hayvanımız var. Süt işletmesi de var, besi işletmesi de var büyükbaş hayvancılıkta. Genel olarak da yaygın olarak daha çok aile tipi işletmeden ziyade büyük entegre işletmeler son yıllarda daha çok gelişmeye başladı, daha çok oluşmaya başladı. Tabii hayvancılığımızın, kısaca ondan da bahsetmek istiyorum, genel olarak problemleri var herkes tarafından bilinen. Özellikle yem fiyatı ve maliyetlerinin yüksek olması hayvancılık sektöründe çalışan arkadaşlarımızı çok zorlamaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta da özellikle mera problemi son yıllarda büyük problem, sorun oluşturmaktadır. Etrafımızda da belki görüyorsunuzdur, çoğu tarım arazisi olan yerler şu anda maalesef konutlaşma dolayısıyla, yanlış yapılaşma dolayısıyla bu vasfını kaybetmiş. O bir bahçesi olmuş. Ne bileyim, değişik amaçlarla, farklı amaçlarla kullanılır hale gelmiş. Tabii bu tür şeyler de ülke hayvancılığına zarar vermektedir, tarıma zarar vermektedir. Saman bulunmaz hale gelmektedir, arpa buğday ithal edilir hale gelmiştir. Dolayısıyla plan ve projeleri buna göre yapmakta her zaman için fayda vardır. Çünkü gerçekten küçükbaş hayvancılıkta mera problemi, tekrar söylediğim gibi,
büyükbaş hayvancılıkta da genelde 12 ay içeride olduğu için yem maliyetlerinin, girdilerinin yüksek olması hayvancılarımızı gerçekten zor durumda bırakmaktadır. Hayvancılık varsa biz veteriner hekimler varız. Çünkü onlar ne kadar iyi olursa, onlar ne kadar üretirse bizim için de o kadar çok iş alanı oluşuyor, o kadar çok istihdam oluşuyor. Dolayısıyla bu problem ülkemizin, hepimizin problemidir. Buna dikkat çekmek isterim özellikle. Gideceğimiz köydeki işletmede en büyükbaş hayvancılık, besi hayvancılığı artı süt işletmesi, ikisi beraber çok büyük çaplı olmasa da yaklaşık 120-130'a yakın bir hayvanın olduğu işletme. Dediğim gibi burada hem gebelik kontrolü yapacağız hem de bir iki hayvanda ayak problemi oluştuğu bildirilmişti tarafıma. Onların muayenesini, kontrolünü yapacağız. Genel olarak söylemek istediğim şeyler bunlar. İnşallah her şey hepimiz için iyi olur, hayırlı olur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? Egemen merhaba. Teşekkür ederiz. Abi, sağ olun. Hoş geldiniz. Yaramazlık yok. Hoş geldiniz. Hazırlığımı yapayım hemen. Aynen, tamam. Bakalım abi. Şu anda Ankara Gölbaşı Velimetli Mahallesi'nde Erdal Temur abimizin işletmesine geldik. Yaklaşık 40 gün önce aşıladığımız hayvanımıza gebelik kontrolü yapacağız. Acaba tutmuş mu tutmamış mı diyor. Evet, şu anda kontrollerimizi yapıyoruz. Uterusu fornularına baktık. Evet. Erdal abi gözün aydın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, tutmuş. Mondo fona da bakabilir miyiz? Tabii ona da bakalım. O da bundan hemen hemen yani tam belli olmaz ama bir ay falan oldu. 33 gün 34 gün oldu. Tamam, neredeyse belli olur, ona da bakalım. Tamam. O zaman. Yaklaşık olarak 33-34 gün oldu. Evet, 33 gün 34 gün oldu. Bakalım Erdal abi. Problemli mi olmuştu? Evet. Geçit doğa istedi. Tabii genelde bu zor doğum olaylarında, güç doğum olaylarında, eşini geç attığı durumlarda, bu tür durumlarda hayvanların daha sonraki dönemde boğaya gelme kızgınlık süresini uzatıyor bunlar. Bayağı daha geç geliyor, daha çok problem yaşıyor insanlar. Diyebilirim 3-4 ay oldu yani. 3-4 ay sonra. Evet. Normal o. Yani bu dediğim nedenlerden dolayı hayvan kızgınlığa geç geliyor, bir sonraki kızgınlığa. Bunları en hassassız şekilde atlatırsak o tür durumda daha öne çekmiş oluruz kızgınlığa gelme süresi. Hadi gözün aydın, bu da geberdi abi. Teşekkür ediyorum. Gözün aydın, hadi hayırlı olsun bakalım. Teşekkür ediyorum. Evet, gebelik kontrollerimizi yaptık. Şimdi bir ayak problemimiz var. Burası kombine bir işletme. Yani hem süt inekçiliği var burada, hem
besi, kurbanla yönelik besilerimiz var. Onlarda da bir iki hayvanımızla ayak problemi var. Şimdi de onlara bir bakalım. Hayvanların olduğu bölüme geçiyoruz. Besi hayvanlarının olduğu bölümde de bir iki tane hayvanımızda ayak problemi var. Bu ayak problemleriyle ilgili muayenemizi yapacağız. Şu anda ayak problemi olan hayvanımıza tedavi amaçlı gerekli olan ilaçları uyguluyoruz. Bu birinci iğnemiz. İkinci iğneyi de hazırlayayım ben. Yaklaşık olarak 3 günlük bir tedavi yapacağız. 3 günlük tedaviden sonra, 2. 3. iğneden sonra yavaş yavaş hayvanın daha rahat bastığını, daha rahatladığını göreceğiz. Eğer dediğim gibi hani herhangi bir fark etmez, düzelme olmazsa o durumda haberim olsun. Tekrar geleyim, hayvanı bir tırnak muayenesi, tırnağı iyice içini açalım, bir bakalım. Gerekirse düzeltelim. Yara falan varsa da sararız, tedavi ederiz onu. Tamam, tamam. Tekrar geçmiş olsun her zaman. Erdal abi geçmiş olsun tekrar. Hayvanın, topal hayvanın durumuyla alakalı haberleşiriz. Geçici bir şey bu, normal yani, olabilecek hastalıklardan biri. Durumuyla alakalı tekrar haberleşiriz. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi hoşça kalın, görüşürüz abi tekrar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın?
Hamdolsun, iyiyim, çok şükür. İyi, Allah iyilik versin Cafer. Yani, size yapıyor, nasıl? Sağ ol, teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Şimdi bu aşılama yapacağız. O öyle. Aşılarımızı yapalım, kurbandan önce son aşımızı da yapalım. Bir de bir hasta hayvanımız vardı herhalde. Onun muayenesini yapalım beraber. Tamam. Ben hazırlığımı yapayım, hemen şey yapalım Cafer. Başlayalım. Burası da Ali Göksek çiftliği, Ankara Gölbaşı Oğulbey mahallesinde. O dünkü hayvanı şey yaptı, onu tespit etti. Tespit ettiniz mi? Tespit etti onu. Tamam. Çiftliğimize geldik, Ali Göksek çiftliğine. Şimdi bir tane hasta hayvanımız var. Hemen Cafer Bey'e soralım, neyi vardı? Bu nedir? Kaç gündür hastadır? Yaklaşık 2 gündür hasta. Evet. Peki ne belirti bir şey var mı böyle? Hani öksürüktür, ishaldir, sancılanmadır, ağrısızı bir şey var mı hayvan? Sancı biraz vardı, bir de ishal. Sancı ve ishal mi var? Evet. Tamam. Bir muayenemizi yapalım. Ona göre bir ateşine bakalım, bir akciğerlerini falan dinleyelim. Sen başında dur. Kaç gündür? 2-3 gündür mü hastaydın? 2-3 gündür. 2-3 gündür. İshalinde kan var mıydı? Kan böyle pekleşmiş var. Hafif kan var mıydı? Sancılanma var mı dışkı yaparken? Sancısı da var. Böyle biraz zorlanıyor. Zorlanıyor değil mi dışkı yaparken, dışkı yaparken? Şu şekilde. Ateşi normal, çok fazla yüksek değil. Bir de ciğerlerine bakalım. Sağlam mı? Akciğerlerde sorun gözükmüyor. Akciğerleri normal, yalnız işkembe çalışmıyor. Çalışmıyor, bağırsaklar. Yemiyor, içmiyor muhtemelen de. Yemesi içmesi nasıl bunun? Az. Çok az yiyor değil mi? Çok az yiyor. Çok az yiyor. Şimdi bağırsaklarında sorun var. Bu koksidioz dediğimiz bir hastalık muhtemelen. İshalinde kanda olması belirtiler onu gösteriyor. Sancısı olması, ıkınma belirtilerinin olması. Buna 2-3 gün ilaç uygulayalım. Ona göre durumunu takip edelim. Tamam hocam. Tamam. Diğer hayvanlarımız gayet sağlıklı. Bir sıkıntımız, bir şeyimiz yok. Evet. Zaten görünüyor da iyiler. Kurbanlık olacak değil mi bunlar? Evet. Tamam, maşallah çok güzel hayvanlar. Genel görüntüleri, her şeyi çok güzel. Geçen biz partisinden biraz korktu. Dolayısıyla taktı. İyi mi geldi? Şu anda Ankara Gölbaşı Oğulbey çiftliğinde, Ali Göksek çiftliğinde hayvanlarımızın kurban öncesi koruyucu olarak rutin yaptığımız son aşılamaların uygulamasını yapacağız. Thank you.
düzenli olarak zaten gelip gittiğimiz Ali Gökçek Çiftliği'nde kurbanlık hayvanlarımızın koruyucu amaçlı yaptığımız son aşılarını da yaptık. Bundan sonra da işletmemizde tekrar uygulamalarımıza devam edeceğiz. Veteriner olarak günümüz böyle geçiyor. İnşallah sağlıklı saatli şekilde kurbanlara yetişir hayvanlar. Gün içerisinde iki tane işletmemize gittik. Bu işletmelerde birinde gebelik kontrolü yaptık, birinde ayak hastalığı olan bir hayvanımızın tedavisini yaptık. Diğer işletmemizde de hasta bir hayvanımıza muayenesini yaptık, tedavisini yaptık. Artı koruyucu amaçlı aşılamalarını uyguladık. Genel olarak veteriner hekim olarak günümüz böyle geçiyor bizim. Veteriner hekimler hayvancılıkla, hayvan sağlığıyla uğraştıkları kadar da zoonoz hastalıklarla mücadele ederek de doğal yani direkt olarak da insan sağlığına da hizmetimiz oluyor. Bunun da bilinmesi ve veteriner hekimliğinin öneminin anlaşılmasını istiyorum. Bize bu fırsatı veren Hasvet'e ve Köy TV'ye de ayrıca teşekkür ederim. Bizimle geldiler, onlar da bir gün geçirdiler. Nasıl bir işle uğraştığımızı en azından insanların bilmesini sağladılar. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bir başka veteriner hekim günlüğü programında yine görüşmek üzere. Veteriner hekimlerin ve ülke hayvancılığının en büyük destekçisi Hasvet Medikal Veteriner Hekim Günlüğünü sundu.